merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, nasılsınız? Biz de iyiyiz abi. Çok teşekkür ederiz bizi buraya kabul ettiğin için. Atakan Akça kimdir? Bunun bir karşılığını alalım senden. Meslek olarak veteriner hekimim. Okuldan mezun olduktan sonra 10 sene bir veteriner hekimlik yaptık. Sonra ticaret hayatımız, siyaset hayatımız oldu ve akabinde 2019'da yapılan Ziraat Odaları seçiminde başkan olarak bu makama kabul edildik diyelim. Güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel bu üretici için çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Peki abi, inşallah istediğin yönde gelişir her şey. Biz seni takip ediyoruz. Sesin de gür çıkıyor. Üreticinin hakkını savunduğunu şahsi kanaatim olarak ben de görüyorum. Allah utandırmasın. Abi, bugün senin yanında olmamızın sebebi kahverengi Kokarca. Altın Ordu Ziraat Odası bununla ilgili neler yaptı? Ordu şu anda ne durumda? Bölgemiz ne durumda? Bunları konuşacağız. Dilersen şununla başlayalım abi. Şu an bir mevcut durumu bir konuşalım. Kahverengi Kokarca ilk görüldüğünden bugüne kadar, yani yaklaşık aradan geçen 8 senede fındığa verdiği zarar konusunda biz şu anda ne durumdayız? Ben çok yeterli bir mücadelenin veya yeterli bir takibin yapıldığı kanaatinde değil. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Ben hiç geriye bakmam. Önümüzde yapabileceğimiz hamleleri yapmak için mücadele eder. Evet, kahverengi kokarca bölgemize girmiş, peşinden ilimize gelmiş ve en çok yoğun görüldüğü yıl zannediyorum 2022-2023 sezonu. Peşinden 23-24 sezonu ve devam ediyor. Ordu'nun Fatsa Meşebükü bölgesinde bir tespit yapılmış. Peşinden Bolaman Havzası'nda, peşinden Ünye'nin Fatsa'ya bakan bölümünde, Perşembe'nin Fatsa'ya bakan bölümünde çoğalarak devam etmiş. Özellikle Fatsa bölgesinde 2 senedir fındık ürününe de hakikaten ciddi bir zarar veriyor. Ki biz şunu biliyoruz, birçok üreticimiz kahverengi kokarcanın fındığa verdiği zarardan dolayı bahçelerine bile girmedi. Çünkü verdikleri emek karşılığını alamayacaklardı. Böyle görünüyordu ve girmediler. Hatta girenler de çok düşük fiyatlara serbest piyasada fındıklarını elinden çıkarmak zorunda kaldılar. Neredeyse kabuk fiyatına değil mi? Çıkarmak zorunda kaldılar. Belki satamayıp ellerinde çuval çuval randıman kırdırmak için veya bu fındığı satabilir miyiz diye birçok bölgede ürününü pazarlamaya çalışan birçok üreticiyle de karşı karşıya kaldık ve şahit olduk. Sayın Valimiz Muammer Eroğlu oraya yeni gelmişti o dönemde. Hemen bir toplantı yaparak bir eylem planı hayata geçirdi Sayın Valim önderliğinde. Burada tabii fındığın bütün paydaşları vardı. 2023'ün sonbaharı idi bu eylem planı hayata geçirirken ve biz burada dört şekilde mücadele şekli ortaya koyuldu. Abi, mücadeleye geçmeden önce şu verdiği hasar konusuna tekrar bir değinelim mi? Türkiye genelindeki zararı da bir bakalım, yüzdelik bir oran verebilir misin? Ben şunu söyleyebilirim, yani Türkiye geneline vurduğumuz zaman verdiği zararı kokarcanın ben iddia ediyorum en az %10. Yani bu da miktar olarak 50 ile 70 bin ton aralığında bir rakama tekabül edecek bir zarar verdi. Bunun ekonomik zararı da 3 milyarı geçkin bir Türk lirası olarak Türk ekonomisine verdiği zarar var diyebiliriz. 2,5 milyar dolarla 3 milyar dolar arasında ülkeye girdisiz, maliyetsiz, yani girdi maliyeti olmadan döviz getiren bir tarım ürünü. Evet. Türkiye'nin tarım ihracatının da %8'i kadar bir tek başına oran gelir elde ettiğimiz bir ürün. Türkiye'nin en değerli tarımsal ürünü fındığın derken aslında bir abartı yapmıyoruz yani. Türkiye'nin en değerli tarımsal ürünlerinden bir tanesi fındıktır. Çünkü girdi yapmadan, senin de söylediğin gibi, girdi yapmadan 2,5 ile 3 milyar dolar arasında bir ekonomiye katkı sağlar. Biz zaten çok önemli olduğunu biliyoruz. Üreticilerimiz de muhakkak biliyor, sanayici de biliyor, valilik de biliyor, hükümet de biliyor. Mücadele kısmında ne düşünüyorsun peki? Geç mi kalındı, tam zamanı mı? Söylemiş olduğum o eylem planında esas zaten ana görev
Tarım İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve en önemlisi muhtarlarımıza düşer. Çünkü muhtarlar bilirsiniz bu memleketin uç beyleridir. Dolayısıyla onları bu işin içerisine katmadan bu mücadelede başarılı olma şansınız çok düşük. Ben şunu iddia ediyorum, Kahverengi Kokarca'nın en önemli mücadele yöntemi kışlakta yapılacak mücadele. O dönemde zararlı avucumuzun içinde. Evet. Biz sadece avucumuzu kapatacağız. Arazide çok büyük kapsama alanı olduğu için Kokarca'nın yayılımının orada mücadele etmek kışlaktaki mücadeleden çok çok daha zor. Evet. Ve bizim bölgemizde iklimsel olarak da çok yağış alan bir bölge olduğu için kullandığınız kimyasal yağışla etkisini bitiriyor. Dolayısıyla kışlakta yapılacak mücadelenin, biyosidal mücadelenin çok önemli olduğunu dile getirdik toplantılarda ve biz Altınordu Ziraat Odası olarak kışlakta yapılacak mücadele için 13 kişilik bir ekip kurduk, profesyonel bir ekip. Bu süreçte hemen muhtarlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Bu işin ehemmiyetini anlattık muhtarlarımıza. Onların bize vereceği desteğin çok önemli olduğunu anlattık. Ve Allah razı olsun hepsinden bize çok müthiş destek verdiler. Ve oluşturduğumuz 13 kişilik ekiple, burada Ziraat Odası yönetim kurulu üyemiz arkadaşı da bu işin başına getirdik. Bütün takibini yaptık. Burada tabii yine yerel yönetimlerin de bu işin içerisinde olması gerektiğini de bir şekilde ortaya koyduk. Hem Büyükşehir Belediye'mizden, hem Altınordu Belediye'mizden, hem de Gülyalı Belediye'mizden ki Altınordu Ziraat Odası'na Gülyalı ilçesi de dahildir. Müthiş destek aldık ve bu destek sonucunda muhtarlarımızla, bizimle, tarım ilçeyindeki arkadaşlarımızın da verdiği teknik destekle hakikaten 62 kırsal mahallede boş olan evleri, serendileri, ahırları, odunlukları, müştemilatları, yani aklınıza gelecek Kokarca'nın yerleşebileceği, kışı geçirebileceği her tarafı ilaçladık. Biz bu süreçte 62 mahallede 47 bin kışlak ilaçladık. Kokarca'yı ilgilendiren 13 ilin valisi ve tarım il müdürleriyle yapmış olduğu toplantıda Sayın Valimiz ve Tarım İl Müdürümüz bizim yapmış olduğumuz bu uygulamaları da orada gösterdiler. Altınordu Ziraat Odası olarak yapmış olduğumuz uygulama hakikaten Kahverengi Kokarca'nın kışlak mücadelesi için çok etkili bir ilaçlama yöntemiydi. Burada şunu belirtmek isterim. Bir zararlıyla mücadeleyi, üç yöntemi bir araya getirmezseniz tam anlamıyla yapmış olmazsınız. Bu doğru zamanda, doğru yöntemle ve doğru materyalle mücadeleyi yapmalısınız ki iş başarılı olasın. Altınordu Ziraat Odası tarafından yapılan kışlak mücadele uygulaması Türkiye'ye model oldu. Eğer bizim yapmış olduğumuz Altınordu Ziraat Odası ve Ordu ilinin yapmış olduğu mücadele fındık üretim illerinin tamamına yayılabilseydi, ben iddia ediyorum Kahverengi Kokarca'nın kışlakta %60-%70 oranında popülasyonun azalmasına sebebiyet olacak. Mücadele yöntemleriyle birlikte biz etkilerini bu sene görmeye başlayacak mıyız bunun? Buradaki sonuç nasıl? Biz sadece ilaçlamakla kalmadık. İlaçlamanın sonunda takibini de yaptık. Yani yapmış olduğumuz mücadele başarılı mı, ne kadar başarılı, neyi elde ettik? Bu verilerin tamamını aldık ve ben şu iddia ediyorum. Yapmış olduğumuz mücadelede en az %50 popülasyonu aşağı indirdik. Şimdi abi biz kışlak dönemini geçirdik. Artık bu havalar ısınıyor. Muhtemelen 1-2 hafta içerisinde sabitlenecek, böcekler çıkmaya başlayacak. Peki bundan sonra üreticinin ne yapması gerekiyor? Bu dönemde özellikle kışlak çıkışlarını, kışlaktan ilk çıkışları, ilk buldukları yeşilliğe dalmak. Dolayısıyla bu o kışlağın etrafını ilaçlamak. O evlerin, işte samanlıkların, ahırların etrafını ilaçlayarak, bahçenin çok içini ilaçlamadan o etrafı ilaçlayarak orada da popülasyonu en ne kadar aza indirebilirsek onun mücadelesini yaptık. Bu mücadele bittikten sonra Kokarca'nın sağlam kalanları artık doğaya yayılacak ve ürüne zarar vermeye başlayacak. Bu süreçte aslında biz doğayı kimyasalla çok bulaştırmak istemiyoruz. Çünkü kullandığınız kimyasal zararlı böcekler kadar yararlı böcekleri de öldürüyor. Ve zaten bizim şu anda bu Kahverengi Kokarca'yla
karşı karşıya kalmamız, işte küllemeyle karşı karşıya kalmamız veya diğer birçok hastalıkla karşı karşıya kalmamız, daha önce kullandığımız vatandaş arasında toz ilaç denen o DDT'nin kullanılması sonucu yaşadığımız problemler. Doğada bu kahverengi kokoreceği yiyecek bir sürü kuş çeşidinin olması lazım ama bir tane yok. Niye? O toz ilaçla hepsini öldürdük. İşte diğer bunu yiyecek başka böcekleri de öldürdük ve biyolojik mücadele yöntemlerini yapabilecek canlılara fırsat tanımadık. Hepsini öldürdük. Doğada yapılacak, bahçelerde, alanda yapılacak mücadelelerde kimyasal kullanma tarafında değiliz. Burada da şöyle bir yöntem geliştirdik. Daha önce bunu sonbahar ayında aslında denedik biz. Cezbet yok et yöntemi. Bu bir fenomen kokuyla yapılan bir yöntem. Tuzak kullanma tarafında değiliz. Şöyle, tuzağın şöyle bir sıkıntısı var. Evet, siz tuzağı asıyorsunuz. Yine o fenomen koku olmak zorunda. O bölgeye kahverengi kokoreçleri çekiyorsunuz. O alanı ilaçlamak zorundasınız. Fenomen kokuyu astığınız tuzağı içine birçok kahverengi kokoreçe giriyor. Yaymış olduğu çok pis bir koku var diyorsunuz. O koku fenomenin kokusunu bertaraf ediyor. Bastırıyor. Dolayısıyla fenomenin 3 ay sürecek ömrünü 1 haftaya düşürüyor. Ve burada çok başarılı bir yöntem gibi görünmüyor. Bölgedeki popülasyonu, varlığını tespit etmek için kullanılabilir. Uygulamaya çalıştığımız işte bu platform yöntemi ki bu 3'e 3, 4'e 4 bir bez parçası. Asıyorsunuz, üstüne bir tane koku asıyorsunuz. Bu bezi ilaçlı suya batırıp oraya asıyorsunuz sadece. Bunun iki türlü bize fayda sağladığını görüyoruz. Birincisi, o fenomen koku sayesinde oraya gelen böcekler zaten ilaca, o ilaçlı beze değdikleri için ölecekler. Çünkü kullandığınız ilacın etki mekanizması böceğin sinir sistemini felç ederek işliyor. Yani bu direkt ilacın üstüne sıksanız bile ölmüyor. Çünkü o sinir sistemini felç ediyor ve sinir sistemini felç etmez sonucu ya 1 saat sonra, 3 saat sonra, 5 saat sonra değişik etkiler göstererek böceğin ölmesini sağlıyor. İşte bu platformda bu ilaçlı bir platform olacağı için diğer böcek ölecektir. Artı bunu yeni doğmuş NIF dediğimiz, yani yumurtadan yeni çıkan böcekler uçma kabiliyetine sahip olmadığı için onlar da yürüme bir yolu seçecek. Bu kokuya yürüme gidecekler. O platformu da yere değdireceğiz ki çok rahatlıkla yürüyüp şeye gitsin ve ilaçlı beze değdikten sonra onlar da ölsün. Böyle bir yöntemimiz var. Tabii burada bir fenomen koku 3 ay gibi bir süre aslında bizim işimizi görüyor. 3 aylık bir etki süresi var. Ve bu platform sistemindeki bu yöntem bizim bölgemiz çok aşırı yağış alan bir bölge. Dolayısıyla kimyasalı doğada kullandığınız zaman, işte o pulverizatörlerle, diğer makinelerle ilaçlama yaptığınız zaman, işte akşam ilaçlama yaptınız, sabah yağmur yağdı, tekrar ilaçlama yapmak zorundasınız. Bunu kimse yapmaz. Yani çok büyük bir alan, alan çok büyük olduğu için bunu kimse yapmaz. Yani bu kadar net konuşayım. Ama bu platform yönteminde, bir platform 3 dönümlük bir araziyi kapsama alanına alıyor. Siz yağmur yağdığı zaman sadece bir kova ilaçlı su yapacaksınız, bez ilaçlı suya batırıp tekrar asmak kadar bir işiniz olacak. Yani dolayısıyla çok daha basit bir yöntem ve çok daha uygulanabilirliği kolay bir yöntem. Onun için bu yöntem aslında bizim kahverengi kokoreçlerle doğada çok etkili olabilecek bir yöntem. Dediğim gibi biz bunu sonbaharda denedik ve müthiş sonuçlar aldık. Onlarda da biliyorumuz var. Onlarda da etki alanının ne kadar doğru ve başarılı kullandığını gösteren videolar var elimizde bu sistemin. Ben bu sistemle yapılmasını istiyorum. Yine Altınordu Ziraat Odası olarak yapmış olduğumuz bir deneme var. Bu organik bir madde deniyoruz. Kapalı alanlarda denedik. Çok başarılı. Bunu doğada da deneyeceğiz. Şu anda doğaya çıkış olmadığı için doğada deneyemedik. Eğer bu materyal doğada da başarılı olursa biz doğayı yine kimyasaldan kurtaracağız. Organik bir maddeyle, ilaçla diyelim, organik bir ilaçla kokoreceği çok daha
etkin bir yöntemle mücadele yapma şansına sahip olacağız. Bu organik ilaç enzim ve bakteriyle çalışıyor. Dolayısıyla bizim bölgemiz yağmur aldığı için çok yoğun. Yağmurda da bakteri ve enzim aktif hale geçiyor. Çok etkili bir yöntem olabilir ama biz bunu doğada denemediğimiz için, şu anda sonuçlarını net görmediğimiz için doğada bunu sadece sizin aracınızla paylaşalım istedim. Ama deneyeceğiz inşallah. Ben umutluyum, bir sonuç alacağız. Öyle görünüyor çünkü kapalı alanda aldık. İnşallah bu yöntemde uygun bir yöntemi bize sağlarsa, mücadele yöntemini, ondan sonra bismillah deyip üreticilerimize bu yöntemle alakalı detayları, ayrıntıları anlatıp bu mücadele şeklini üreticilerimizle paylaşacağız. Peki Atakan abi, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Seninle birlikte hem mücadele yöntemlerini hem mücadelenin sahadaki yansımalarını konuştuk. Açıkçası Fatsa, Ünye ve diğer ilçelerimizdeki bahçeye girilmeme durumuna göre Altınordu geçen seneyi iyi atlatmış gözüküyor açıkçası. Bunu da rakamlarla da görüyoruz. Sana, senin özelinde Ziraat Odası'na, tüm Ziraat Odası'na bu konuda ilgili teşekkür ederiz. Atakan abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Yapmış olduğunuz bu çalışma hakikaten üreticilerimiz için, bölgemiz için, ihracatçı için, sanayici için çok önemli çalışmalar. Ülke için çok önemli çalışmalar. Verdiğiniz emeğe teşekkür ederiz. Umarım hepimiz hep birlikte muvaffak oluruz.